programından mutlu hafta sonları Derbi özel programıyla karşınızdayız. Bugünkü konuklarım sevgili Itır Esen ve Haldun Boysan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz bir tanem, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Siz, çok iyiyiz. Siz bir böyle münakaşaya başladınız takımla ilgili. Daha şimdiden hafta sonunun şeyleri var sizde. Tabii canım, ama zaten münakaşa etmezsen Beşiktaşlı olamazsın. Bizde düşmeden olmaz. Aynen, siz maçları da beraber izleyebilirsiniz. Evet, yan yana koltuk. Ne yapıyorsunuz bütün maç? Dalaşıyoruz. Müthişiyoruz. Dalaşıyoruz. Yani şey var. Beşiktaş'ıyken şöyle, aslında ikimizin de çok farklı bir anlayışı yok. Mesela biz hiç şöyle bir kültürden geldik. Değer Beşiktaş. Yani o formayı giydikten sonra kim oynarsa oynasın fark aynen etmiyor. Yani kimse de ona ne bileyim, hani hep böyle agresif sesler çıkar ya. Bunları yapmamaları lazım. Çünkü bizim geldiğimiz kültürde, ben 50 küsur yaşındayım yani. 13 yaşından beri 40 küsur senem geçmiş tribünde. Biz hep kim oynarsa oynasın arkasında durmayı öğrendik. İyi oynar, kötü oynar, o önemli değil. Sırtında bir forma var yani. Bizim dolaşmamız kendi aramızda. Şey var yani, kötü deme ona. Allah'ım da falan da. Yani armayı toplumu gördük mü bitti bizde. Armayı gördün mü, benim gözüm ya yaşarız. O forma yani sahaya çıktıktan ben, sonra kim oynamış yani? Ben iddia ediyorum. Ben bir sene işte çağırdılar, bir şey oldu. Kapalıdan numaralıya geçeceğim. Maç başlamamış. Anons ediyorlar biri için. Musa'nın ortasına gelemedim. Bak, kapalıdan indim. 5 adım attım sahaya doğru, uğultu yükselince geri döndüm. Hiç dedim kim geldiyse gelsin, benim evime döndüm, kendi yerime oturdum. Yani onun için ben diyorum ya, kazara Allah hani kimsenin başına vermesin, ama o formayı giyip burada maça çıksan ölürsün yani. Aynen. Yani, yani formanın ağırlığı da farklı bir şey, farklı tabii. Farklı bir forma o. Sevgisi de farklı, yaklaşımı da farklı. O forma yani adamı ya vezir eder ya vizir eder. Amacımız o artık. Yani, yani şu anda da dünyanın en mutlu ve huzurlu kişisiyim. Yani her hafta futbolcu kardeşlerimiz buradan çıkış türbünden buradan çıkıyorlar, tünelinden çıkıyorlar. Ben şu anda o kadar mutluyum, huzurluyum ki en güzel yerde oturuyorum. Dünyanın en güzel olabileceğim yerdeyim. Huzurluyum, mutluyum. Ne mutlu bana. Yani tabii sen de canım herhalde aynı duygular içindesin. Yani, ya daha başka bir yerde olmak istemem herhalde. Bu yeni cennet bir sistem. Cennet gibi, bana cennet gibi bir yer burası. Öyle diyeyim sana. O kadar güzel bir yerdeyim. Röportaj yapılabilecek en güzel yer benim için burası. İyi yer seçmişiz demek ki. Çok süper. Bu bir de yeni bir sistem yani. Son 12-13 yılın sistemi. Normalde kale arkalarının köşesinde sürgülü kapılar vardı, aşağıdan merdiven yani. Şimdi stadı böyle diktik ya biz. Bunun bir de altı var. O zaman altı daha önemli. Böyle duruyorsun. Buradan koşarak çıkarlardı. Zaten aşağıda birikir. Kim geliyor, hangi takım geliyor, kimle oynuyor sen diyelim. Altay'la oynuyorsun. Kapının önüne birikirler, sürgü itilir. İşaret edilir, kapalıya geliyor, geliyor. Beşiktaşlar, herkes ayaklanır, oradan koşarak çıkarlar. En önde de Samet, benim hatırladığım. Vedat abi, bir öncesi. Şey yani, enteresan bir şey. Bir de biz hep tabii kapalıda oturuyoruz. Ben hep kapalıda alırım kombinimi, oradan otururum. İlk defa bu sene karşıdan görüyoruz futbolcu kardeşlerimizi. Daha önce hep kapalının yanından çıkarlardı. Yani en önce bizim oradan açık çıkarlardı. Açık tribünde, yani yeni açıkla kapalının birleştiği köşe. Hı hı. Çıkış tüneliydi. Bize yakın yerden orada çıkıyorlardı. Tamam. Şimdi tam karşımızdan tamam çıkıyorlar ama Haldun. Şimdi şey, biz de tam karşıdan tam yer aldık. Haldun'la yerimiz yan yana. Tam şu 115'in oradasınız. Evet, evet oradayız. Yerinizi tam, de vermiş tam gibi olduk ama ya zaten benim, tam tribün çocukları ben gibisiniz. Ya, herkes biliyor ne olur bir hazırlık. Şimdi şeyi soracağım. Daha önce de sormuşlardı size ama ben de merak ediyorum. Vodafone Arena'ya ilk geldiğiniz, gördüğünüz an neler hissettirdi size? Çünkü İnönü'ye veda eden bir ekipsiniz aslında. İnönü'ye veda sonrası burayla karşılaşma anı. Bir kere zaten gelişimiz, gidişimiz de muhteşemdi ve hep onu söyledik, gelişimiz de muhteşem olacak. Gerçekten de öyle oldu. Şampiyonlukla geldik bir kere. Şampiyon olacağımız inançlılıkla geldik. Gerçekten de öyle oldu. Çok heyecanlıydık. O gün beraber yürüdük köy içinden buraya, muhteşemdi. Ya ağlamayan yoktu. Şu yolu yürüyoruz, bildiğin
ağaçlıklı yol işte. Ya askeriyenin orayı geçtikten semt çıkışı... Asker vardı, nasıl asker? Asker var, bayrak sallıyor. Komutanları geldi bilmem ne. Hani tamam dedi, yapamaz. Hani çok da uzamasın falan, herkes bağırıyor. Bir çevirdim kafayı. Yani 30 yaşını demeyeyim ama 35'in üstü, 60, 65, 70 çok vardı. Herkes ağlıyordu yürürken. Hani bunun bir tarifi yok. Hani desen ki sana büyük ikramiye çıktı. Yok ya. Çıkmasa da olur yani. Hani o kadar olmasa da anlatılmaz olur ama. Hayır ama olmasa da olur. Olmasa da olur yani. Buraya geliyoruz. Kulakları çalsa Ertuğrul Cemece bana diyor ki ne yapıyorsun? Ben dedim sen ne yapıyorsun? Herkes öyle işte yani. Hepimiz. Bırak artık. Hep gidişimizde de olay vardı, gelişimizde de olay oldu. Hep polisin gaz bir gazı yedik bilmem. Yani dedik, şimdi anlamsız ama. Şimdi onlar da aldıkları emri uyguluyorlar. Peki. Ama bu hep bize uygulanıyor. Mesela şimdi de güvenlik kurulu kararı bekliyor herkes. Hı hı. Deplasman takımı gelecek mi, gelmeyecek mi? E şimdi elinize vicdanınıza koyun. Geldi gelmedi. Beni oralar bağlamıyor. Tamam, çok güzel bir şey. İlk pasolik uygulaması Beşiktaş maçı. İlk deplasman yasağı Beşiktaş maçı. İlk deplasman yasağının kalkmadı mı? Ya oğlum hep kobay konumunda kullanılmak rahatsız ediyor. Şu var. Aslında biz ülkenin bütün profilini temsil ediyoruz Beşiktaş tribünü olarak. Halbuki bir şey soracağım. Niye hep ilk derbi Beşiktaş maçı oluyor? Mecbur. Dikkat et. İlk derbi kesinlikle. Beşinci hafta hiç değişmedi. Kesinlikle. Beşinci hafta ve Beşiktaş'tır. Beşiktaş Fener'dir çoğunlukla. Şimdi Beşiktaş Galatasaray'a döndü. Mutlaka. 5 ya da 8. hafta Beşiktaş Fener'dir kesinlikle. Ve Beşiktaş'ın iç sahasıdır. %100. Bu sene değişti. Fenerbahçe'ye gidiyoruz ilk maç. Ay ama Beşiktaş Galatasaray gene evimizde evet. Oldu yani. Bir derbiyi mutlaka bize kitlerler. Mutlaka. Sana bir derbi niye kitlesinler? Sana 3 derbiyi kitlediler. 3 derbiyi kendi sahanıza kitlediler. Kendi sahanda sahan yok. Bir de o zaman açılacak açılmayacak tartışması varken. Olimpiyata biz gene derbi, gene yani mutlaka bir derbi Beşiktaş'a kitlenir. Ya kitlenmesi değil. Biz gene kitliyoruz. Allah'a çok şükür. Hayır, işte onu deneyecekler. Onu deneyecekler ya, gene. Hayır, önemli değil. Mesela ben hala iddia ediyorum. Bunlar ben hepsinin planlı programlı yapıldığına inanıyorum. Ya, planlı programlı canım. Mutlaka. Ben hiç inanmıyorum. Hiç bana samimi gelmiyor. Deplasman yasağı kalksın. Abi nasıl Beşiktaş derbisi var? Abi Beşiktaş'tan derim. Bursa maçının seyirci gelsin, Beşiktaş maçı. Niye abi hep Beşiktaş maçı? Niçin bunlar Beşiktaş üstünde deneniyor? Bana hiç bak şöyle bir şey inandırıcı var. Gelmiyor. Federasyonda yani ben inanmıyorum. Şimdi federasyonda maç planlaması yapan arkadaşın boy boy fotoğrafları var. Galatasaray stadının adı neydi? Benim fark etmiyor benim için. Yani Galatasaray stadında Galatasaray formalı fotoğrafları var ve futbol federasyonunda. Bu hafta sosyal medyada bayağı bir konuşuldu. Yani maç programını yapıyor. Şimdi ben ne kadar kronik, ne kadar çevreye göre hasta düşünceli Beşiktaşlı olursam olayım, ben düşmanıma bu tarz bir polemikte maç tarihini öne almam. En son oynatırım. Hani 2 Ekim, 1 Ekim tartışmalarının olduğuna geliyorum. Ayrıca hakikaten teşekkür etmek istediğim bir kulüp var. Eski Hacettepe, Yeni Osmanlı Spor. Federasyona yürüyen bir tek onların bir tweetleri var. Bunlar diyor düşman çocuğumu. Türkiye'ye Şampiyonlar Günü temsil ediyorlar. Tutarlı davranın TFF diye. Ve büyük bir keyifle paylaştım. O tribündeki arkadaşlara da, o kulübün yönetimine de, teknik direktörün oyuncularına da inanılmaz saygı duyuyorum. Zaten bu şampiyonluğa giderken hayatımda 3 tane takım oldu. Allah aleyhlerinde konuşturmasın. Ankara Osmanlı Spor, Konya ve Başakşehir. Kimse sahasını vermezken Başakşehir o sahayı o tarz kullanıma açtığı için benim gönlümde ayrı bir yeri var. Evet, gerçekten yani destek şimdi, ve yardımcı oldu. Oldular yani. Bu üç kulübe, bu üç kulüp için
İşte Allah'ın da işi yüce Rabbim. Üçü de Avrupa'da. Türkiye temsil ediyorlarsa bazen iyilik yapacaksın, bırakacaksın. Konuşmaya gerek yok. Doğru diyorsun. Hayır, yani ortada o kadar takım var. Ya ne olacak ya? Sana düşmanlık yapanlar da bak, ayağına biçer mi? İşte yani tabii önemli olan keşke olmasınlar ama yapacak bir şey yok. Bu arada bak, şey, bu arada kameraların arkası geldi. Misafirlerimizle doldu taştı. Öpüyoruz hepinizi. Hoş geldin. Kapalı ya. Buraya. Tamam, seyrederiz. Maç öncesi. Maç öncesi. Pankartlar asılacak. Ya, tribünde şey. Nereden ne yaparız oluşturulacak. Evet, tabii abi. Bol şans. Takımının yanında şampiyonluk yolunda gerçekten görmek istediğimiz görüntü aslında şu. Tabii hepsi çoluğuyla çocuğuyla işte. Aynen öyle. Ne yapacak? Ne var yani şimdi? Nasıl? Şimdi duruyor duruyor herkes tanıyor. Herkes tanıyor. Üçüncü sınıfa geçti. Hepimizin medarı iftar, tarihsiz kazaları var. Seyit'in de çocukları. Herkes çocuğuyla gelmiş vaziyette. Ne olacak? Gidecek, pankartını atacak, bayrakları tek tek koyacak. Hepsi kardeşlerimiz. Onun hepsi için, görmek istediğimiz görüntü. Seyirciden de özür diliyoruz. Programı dinleyenlerden bir anda görünce Allah'ın selamı diyor. Yani konuşmak zorundaydık. Siz de buyurun, siz de gelin. Tribünlerde yerimizi alalım. Yani bu, ben Galatasaray maçı için şunu söylemek istiyorum. Taraftarın kesinlikle tamamen yoğun ilgisinin olması gerektiğine inanıyorum. Bu kara borsaymış işte yok yani Beşiktaş üstünden prim sağlamasına kimsenin müsaade edilmemeli. Şimdi her şey çok hoş, her şey çok güzel ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bizim satılmış 33 bin kombinemiz var. 3 aşağı 5 yukarı. 300 eksik, 300 fazla falan filan. Yaklaşık 9 bin bilet kalıyor. Şimdi İl Güvenlik Kurulu okey dediğini varsay 2400'ünü Galatasaray'a verecek. 6600 falan biletin kalacak. Ben bilet fiyatlarının fahiş olduğunu düşünüyorum. Türkiye geneline göre. Hı hı. Kulüpler para kazanacaklar. Şimdi diyeceksin ki zaten bilet baştan kara borsaya düşmüş. Herkes kombinesini alsın. Hı hı. Çünkü şimdiki bu kombinelere göre iki derbi maçı fiyatına açık tribünden kombine alabiliyorsun. Doğru. Şimdi kulübü de çok karalamamak lazım ama bu tarz maçlarda farklı bir uygulama gerekiyor. Bir takım biletleri istediğin fiyata sat. Ama hani bildiğin gelemeyecek olan durumu olmayan üniversite talebesi ayrı bir tribün yap. Hani çocuk tribünü gibi. Buranın biletleri bu kadardır de kara borsayı engel yani. Bir de makul bir fiyat. Makul bir fiyat. Ben numaralı satıldığı fiyata hiç itiraz etmem. İstersen 5000 lira de. Numaralı da açık kaldıysa kardeşim numaralı kombinesi almadıysa fiyat verirsin. Ama açık tribündeki biletler için biraz daha itidarlı olmak lazım. Çünkü üniversite talebesi Bursa'da yaşıyorsa ya da ailesinden uzak İstanbul'a geldiyse ya da bir tek maça gelmek için İstanbul'a gelebiliyorsa Beşiktaş taraftarı için yüksek. Halkın takımıysak diyorsanız. Ya, hayır, onun için ama kapalıyı, numaralıyı ne yaparsan yap. Mesela şeye hiç itiraz etmiyorum. Bana göre çok güzel bir uygulama. Yemekli 1903'ün bu VIP tribünün biletleri var. 1100 lira diyor. Şimdi sevgili Erhan demiş ki o parayı verip orada yemek yiyeceğim ve çocuklarımla çoluğum çocuğum gider de o ayrı bir şey. Şimdi aynı uygulama PSV'de de var. Hollanda'da. Hı hı. Yani çeşitli bu tarz butik statların hepsinde var. Şimdi adam orada işte Michelin yıldızlı restoranda yiyip o parayı ödeyip maçını seyrediyor. Bizimki belki Michelin yıldızlı değil ama ne çıkacağını bilmiyorum. Hı-hı. Yüksek ihtimal gene anlaştıkları firmayla, isim vermiyorum reklama girmesin. Youtube'da başınız belaya girmesin diye. Şimdi bilen biliyor öyle gelecek. İyi de yemek yenecek. Şimdi orada diyor ki eşin dostun gelmiş. Kardeşim Beşiktaşlısın da maça da getireceksin. Yemeğin de burada ya. De şu parayı ver. Zaten numaralıya sezonluk 10 bin dolar ödeyen şahsın 1000 lira için bir
itirazı olmaz. Ama açık tribünleri kollamak zorundasın. Çünkü o Beşiktaş halkın takımı. Oraya gelen çocuk cebinden, dişinden, tırnağından attırmış işte oraya gelecek. Onu seyredecek. Buraya kadar her şeyde haklısın. Fakat ben şöyle şeyler görüyorum ve üzülüyorum. Mesela Beşiktaş'ın Instagram adresinde, yani hesabında şöyle şeyler var. İşte kapalı açıkta, açık tribünde, eski açıkta ya da yeni açıkta şu kadara bilet var. Bahsettiğim var. Mesela ama evet, bakış, o, şimdi o da hata. Ben bunu anlayamıyorum. Biletimi devretme. Ha bilet, bunlar kimin elinde bu şeyler ve niye de Galatasaray maçı gibi bir maçı niye devredersin? Evet, niye istersin? Hayır, işte o niye zaten kara borsayı kendi yaradı. Ha, işte kara borsayı kendi yaradı. Mesela yaradı. Şunu... O zaman ben bunda bir art niyetli tavır tamam. görüyorum. Sen bunu almışsın o kombineyi, bunu satmak için almışsın demek tamam. ki. Tamam, ben de diyorum İyi ki niyetli. O zaman... Çünkü bu kombine satılırken dediğin tamam. gibi çok ucuz. Sen bu kombineleri çok ucuza ele geçirmişsin daha önceden. Şampiyonlar Ligi dergide satmak için ele geçirmişsin. Bu ama işte bak, başka bir... şöyle bir durum var orada. Bu arada, çok pardon, hemen bir son dakika, hayır son dakika bilgisi aldım program müdürüm Umut Koçtürk'ten. Yasak kalkmış, taraftar geliyormuş. Tamam, hayırlı uğurlu olsun. Galatasaray taraftar cumartesi günü burada yayın hayırlı olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Gelsinler, hoş geldiler, sefa geldiler. Ama İnşallah bir tane ricamız var. Ya önemli değil o. Gelen de misafir olduğunu unutmasın, farkına vararak evet. düzgün davransın. Çünkü eğer bu maçta tuhaf bir şeyler yaşanırsa bir daha asla ve asla bu kararın dönüşü. Evet. Sitten yani sene kalkmaz bir kere yasak. Onun için gerek yok. Beşiktaş'ta ne kadar misafirperver bir takım olduğunu gelen tabii ya, rakip bize... takımı gösterecek. Gösterdi evet. hiç olmazsa bizim başkanımız Sayın Fikret Orman, yönetim kurulu üyelerimiz, ev sahibi olarak kendi hoşgörüsünü ve iyi niyetini ortaya koymuş oldu. Ev sahipliğini çok güzel ya, aslında aslında hakikaten başkanımız iyi bir insan. Çok. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yakınlaşmasını sağlayabilmesi beni gerçekten etkiledi. Teşekkür ediyorum. Ellerini de sıkıyorum. Yok, bütün futbol kamuoyu ve hepsine örnek bir davranış gösterdi Sayın Başkanımız. Bu arada lafım yarım kaldı. Şunu söyleyeyim. Bilet artık devredilemez. Bakın, parası pulu değil. Çünkü ben kombinemi devrettiğim zaman arkadaşım da olsa yenime giden olay çıkarttığında o tribün ceza aldığında ben de ceza almış oluyorum. Şimdi evet öyle bir durum var değil mi? Tabii. Benim kombinemle ceza hiç alırsa ben, benim kombinem zaten ceza tabii, senin alıyor. Senin kombinen ceza almış oluyor. Bence ben de diyorum ki şey, bu... hele şimdi artık bir de misafir tribün taraftar geldiği için bence biraz hayır. sakat oluyor. Mesela sakatlıktan da öte. Mesela şimdi anlatamadılar dertlerini. Yönetimde de derdini anlatamama problemi var. Şimdi öyle açıklamalar yapıyorlar ki sanki kara borsa yönetimmiş gibi çıkıyor ortaya. Kimse davranmasın, bilmem ne olasın, onları ben satarım değil. Öyle bir durumda kardeşim ben para pul istemiyorum. Kendi adıma. Ben ceza mı aldım ya da gidemeyeceğim bu maça? Ben kendi kombinemi kulübe bir maçlık diyeyim ki ben şu maça gelemiyorum. Çünkü, zaten bir sistem de ortaya işte çıkardılar sistem, şimdi. Ama onu işlemiyor şu an. Evet. O eksik. Gidemeyecekler. Perşembe günü. Maç pazar. Ben gelemiyorum. Kombinem bu yanmasın. Para pul da istemiyorum. Hı hı. Kimi kapalıda, kimi bilmem nerede, kimi bilmem nerede. Okullarda kura usulü açık tribün fiyatına kapalıyı numaralıyı da versin. Çocukları getirsin. Gençleri, üniversite talebesini getirsin. Seçemezsin halde. Nasıl hayır, seçebilirsin ya. Yani? Ama, o kadar ama bir artık bileti bu. Alırken TC kemik şey. Numaranı veriyorsun ya. Veriyorsun. Her şey ama belli. Kulüp bunun altından kalkamaz. Bir de bu sorumluluğu nasıl abi, alsın? İşte ben biletimi veriyorsam sorumluluk kulübe de geçecek. Yani zor bir sistem. Oturması zor bir sistem. Çünkü artık herkes herkesi kandırabildiği bir dönemde yaşıyoruz. Yani evet. Eskiden olsa sizin o bana yayın öncesi anlattığınız bir adap dönemi var. Herkes herkese saygılı.
Hani şu an biraz daha suistimal edilen durumlar ortaya i̇şte çıkabiliyor. İşte anlattığı durum tamamen suistimal. Şimdi bence suistimal. Şimdi ben inanmıyorum Beşiktaş'ın kendi taraftarının yok yapma. Karaborsa yapalım Instagram'da yazsın. Evet. Ben Beşiktaş taraftarının bunu yaptığına inanmıyorum. Ben de inanmıyorum Beşiktaş taraftarının. Ben sana bir şey söyleyeceğim. İşin gücün yok. Bütün anlattığından yola çıkarak söylüyorum. Şimdi nedir? Beşiktaş'ın stadı yeni. 5 tane açık kombine saldın, 900 çarpı 5, 4.500 lira. O tarzda düşündüğün zaman o 5 kombine sana 2 maçta bütün parasını çıkartır. Zaten kara borsacılar böyle para kazanmadı mı yıllardır? İşte onun ki biz bu yani işten en az mağdur olan tarafız. Bizdeki kara borsa diğer takımların kara borsası gibi olmadı. Oldu ama onlar kadar ayyuka çıkmadı. Tribün sahip çıkıyor çünkü. Ki gelelim bu haftayla da ilgili konuşmak istiyorum. Basına dair, basında çıkan olaylar, başkanımızın açıklaması. Tribün yine sahip çıkıyor. Yine yönetim sahip çıkıyor. Hürriyet almayacaklar. Basının size göre amacı nedir? Beşiktaş üstündeki bu. Yani sırf Hürriyet diye de bakmıyor. Tamamen de algı yaratıyorlar. Ben biliyorsun bütün şeyleri de takip ediyorum. Spor programlarını. Hı. Orada da bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Beşiktaş üstünden. Bu 2004 sezonundan beri sen ne zaman iyi olursan rakiplerin geride kaldığı zaman hani dam üstünde saksan vur beline kazmayı düşsün mantığında böyle bir yapı var. Çünkü genelde üst düzey yöneticilerinin tamamı ya Fenerbahçe'de ya Galatasaray'da. Şimdi sevgili yayıncı kuruluşun başında olan şahıs Fenerbahçe'de. Oraya Metin'le Tümer'i almış olması bir şey değiştirmiyor. Anladın mı? Yani algı operasyonunda sen daima darbeye alan oluyorsun. İyisin çünkü. Zamanında iki kişi orada program yaparken Beşiktaş eğer puan farkı böyle giderse decoder satamayız diyecek kadar ileri gider. Sonra Beşiktaş'ın şampiyonluktan olduğu bir senenin sonrasında takımı 5 sene geriye götüren zihniyet bu zihniyet. Şimdi bütün basında şöyle bir şey var. Diyor ki Beşiktaş'ı zaten almıyor diyor gazete. Yanlış düşünüyorlar, alıyor. Ama bundan sonra almayınca tirajlarda fark görülecek. Benim de iddiam şu, ben de diyorum abi. Hiçbir spor gazetesini de almıyor. Almayın. Beşiktaş TV'yi seyret. Ve bir tane amacım var. İnşallah hani tamam şimdi Dijitürk platformunda ama bir şekilde Kanal D'de de var mı bilmiyorum. D Plus mıydı onların? Yok orada. Orada yok. Mesela her şeyle uyduyla anlaşıp bu bir sosyal sorumluluk projesidir. Buna bir para ödemeden Beşiktaş'a ya. Bütün mecralarda yayına girebilirse Beşiktaş TV olarak. Hatta TV'yi kurarken bir de Beşiktaş Radyo mantığında. İnternet üstünden çünkü artık arabalardaki radyolarda internetten de dinleyebiliyorsun. Ya, denk getirebilirsen. Bizden Gomez gitmiş. Hala bunların şeysi yapılıyor. İşte onlar gitti Beşiktaş bunların yerine adam koyamadı. Ya bunlar gitmiş. Onların yerine en iyisini koydular. Beşiktaş forması kimsesiz kalmaz. Bunlar gittikleri yerde de başarılı olamamışlar. Bunlar Beşiktaş'la başarılı olup Beşiktaş'la öne çıkmış futbolcular. Gidelim 4-5 ay olmuş. Hala sen her programda çıkıp Sosa'nın yerine adam koyamadı Beşiktaş. Gomez'in yerine adam koyamadı. Sen benim futbolcumun moralini bozamazsın kardeşim her programda. Hala gidelim 5-6 Beşiktaş bunları elinden kaçırdı. Beşiktaş bunları yerine kaçırmadı. Adam koyamadı. Ben bir şey söyleyeyim sen mi? Nasıl kulübün bunu, sen nasıl bunu yönetim politikasını, bir algı yaratıyorsun takım üstünde de bunların moralini bozuyorsun. Yönetim politikasını ayakta alkışlıyorum. 32 yaşındaki adamı 7,5 milyon euroya, 33 yaşında 7,5 milyon euroya satsın herhangi bir Türk takımı bileklerimi keserim. Yok. Sen Jose Sosa'yı 7,5 milyon euroya sattın. Hayır şimdi olayı kızıştıran nokta herhalde ki süre uzuyor diye böyle geliyor taraftar ve basın da bunu şişiriyor. Taraftar ama geldi, sonrasında ne oluyor? 7,5 milyon euro kulübümüzün cebine girdi ya.
Hani daha ne olabilir? Gerçekten 32 yaşında bir adamı nasıl satabiliyorsun? Kulübeye oturulmasaydı Sosa 4,5'tu fiyatı. 7, o gün kulübeye oturdu o kupa maçında. Kulübeye oturduğu an onun fiyatı 7,5 oldu. O bir tamamen zeka işi bir kere. Onu kimse konuşmuyor. Onu kimse önüne getirmiyor. Sen 7,5 bak gitti ne oluyor Sosa? Sosa Milan taraftar tarafından tepki görüyor. Bu adamı aldınız, bu muydu aldınız, buna bu kadar para verilir mi? Bin tane laf söylüyor. Çünkü dolduruş. Onların basında bizim gibi. Mesela ben şunu söyleyeyim. Ben şuna inanıyorum. Şimdi bu Beşiktaş'ın İtalyanlarla problemi var. Wolfsburg'a gitti Gomez. 3 maçta Almanya Wolfsburg'da böyle oynadı. Bu hafta kaçırdığı golü gördün mü? İzlemedim. Gördüm ben. Gördüm. Kalenin önünden. Yani öyle bir şey ki 3 hafta daha öyle oynasın. Devre arasında gelmek istiyorum diye faks çekmezse ne anlardın? Yani çünkü bak, sahibine göre kişiler. Burada Şenol Hoca'nın elinden sıkıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Aynen. İnanılmaz disiplinli ve her zaman fair. Adaletli. Ömer Şişmanoğlu çıktığında maçında, Karabük maçında herkes dedi ki Allah Allah. Niye antrenmanda iyi çalışmış. Abu Bakar yeni gelmiş. Cenk'te çift santrifor oynayacak, Ömer'i koydu. Ömer golünü de attı. Bana göre dünyanın en değerli hareketlerinden biri. O takımdaki herkes şunu biliyor. Hakkı benim oldu. Teknik direktörüm Adil, benim hakkımı savunur. Evet. Artı yorulmamaları da lazım. Şimdi iki kul var. Şampiyonlar Ligi. Hemen önündeki haftaki maçlarına bak. Galatasaray, Dinamo Kiev, Rize. Döndün, biri Napoli. Yani şimdi bu kadro bu kadar bana göre Allah nazardan saklasın. Muhteşem bir kadro. İyi olacak ki. Daha iyi olacak. Daha iyi olacak. Daha iyi olacak. Şimdi kimse tam hazır değil. Tam hazır değil yani. Abu Bakar'ı diyorlar ki ne oldu ne oldu. Abu Bakar da daha iyi olacak. İnanılmaz iyi olacak ben iddia ediyorum. Tabii Gomez'den aynı yerde değil yani Gomez'den Abu Bakar'ı kıyaslamamak lazım. İkisi farklı futbolcu. Gomez'e taraftar o kadar sahiplendi ki Gomez kendini gösterdi. Alman milli takımını seçip şimdi Wolfsburg'da ne yapıyor? Ona kimse konuşmuyor. Ya şimdi düşün. Gomez geldiğinde 2 sene top oynamamış. Sezonda attığı gol sayısı en son 4'e düşmüş. Herkes... 32 yaşında. Bütün basında biliyorsunuz dedi bu müzmin sakat oynayamaz bu kim ki? Ki ilk 2 hafta Gomez kendini yine göstermemişti Beşiktaş'ta. Ne oldu? 4. 5. hafta biliyorsun hepsi. Evet. Fener onu aldı. Bu Gomez de kim bilmem ne dediler. Halbuki Gomez'in... Bu sene o sene oldu sonra. Yok. Gomez'in statistikleri çok o sene her sene. Gomez'e çok güvendik. O sene her sene. Ben hep Gomez'e güvenenlerdendim. Hiç beni de takımın yani taraftarın kucaklaması, Şenol Güneş'in disiplin anlayışıyla Gomez bu takımda bir şeyler yaptı. Mesela. Gerçekten iyi şeyler yaptı. Ama sonrası... En sevdiğim şey de şimdi Mutlu da ben hep sataşırdım Mutlu'ya. Erkan Mutlu sağ bek oldu, Beşiktaş şampiyon oldu oğlum. Nedir diye. Mesela Mutlu Hoca yardımcısı şimdi. Eğer hakikaten düzgün yönetilirse, Şenol Hoca emekli olana kadar, ömrü vefa ettiğince yani çok şey değil. Kendi ekibinde kendi yetiştirip yerleştirirse, takım olarak ben çok takım olman gerekiyor. Yani yeni bir Manchester United olabilirsin. İnşallah. Yani ben çok inanıyorum 3. yıldızı takacağımıza fakat dış güçler şey demiş ya, Fenerbahçe'nin hocası. Dik avukat demiş işte. Ki dış güçler Beşiktaş şampiyon etti. Bunu da öyle deme. Soyadını söylemezsen yanlış anlaşılıyor. Peki. Advokat. Advokat. Demiş advokat ki, Bey. Advokat Bey demiş ki dış güçler Beşiktaş şampiyon tabii. Yaptı. Dik ben Bey diyorum de öyle ki diyor. Dış güçler Beşiktaş'a engel koymazsa Beşiktaş bu sene 3. yıldızı alır. Ya bak panik erken başladı. Yöneticilerinin konuşma tarzı, teknik direktörünün konuşma tarzı şudur. Kedi uzanamadığı ciğere bunlar der. Öyle bir durum oldu ki bir şekilde dıştan bir şeyler yapalım da hani algı operasyonu gerçekleşsin. Evet, hemen... Ama bu takım bu topu oynadığı süre içinde algı operasyonu sonunda kendi mahalle bakkalına konuşursun bunları. Ulan Beşiktaş'ta öyleydi bilmem neydi diye. Sana mikrofon bile uzatmazlar.
Mahmut Uslu şey geçti, Mahmut Tuncer geçti. Her dakika konuşuyor. İşte, ama, her dakika esprili konuşuyor, onu diyeceğim. Mahmut Tuncer çok esprilidir ya. Her dakika bir espri üstüne espri. Vallahi helal olsun patlatıyor. İşte. Ne güzel. Bizim bütün besteleri, pankartları çalıp tribünlere asmak. Dikenik Bey diyeceksiniz. Evet. Yok, Advokat Bey diyeceksiniz. Evet. Bunlar, biz şahıslara demedik ki bunu. Beşiktaş Bey diyeceksiniz. Evet. Ayrı bir cümleydi. İşin inceliğini ve esprisini bizim, anlamadılar. Bizim geleneğimizde var Şeref Bey. Ay hepsini geç. Nokta yani. Şeref Bey. Bizim geleneğimiz zaten böyle. Bir şey üretemeyince, yaratıcılık tükenince. Ama işte yanlış. Ama yazık. Yıllardır bu böyleymiş. Hep Beşiktaş'a dönmüş herkes. Hadi hani ya. Bizim maçlarımızın hepsini diğer takımlar uygulamış. Mecbur. Bizim diyorlardı. Ya yok. Yani ya bütün maçlar onlar. Bir şey söyleyeyim mi? Bütün değiştirdikleri maçları bugün onlara versek bu tribün 6 aya bir o kadar daha marş yazar. Bu herkesin çok komine gidecek. Buradan selam söylüyorum. Yerken bir rol vardı. Kapalı da davul çalardı. Çocukluk arkadaşım 55 yaş. O da 50 küsur yaşında. Eşi vefat etti. Allah başı sağ olsun. Çok sevdiğimiz. 1000 tane beste var benim söyleyebileceğim 1978'lerden 76'lardan. Bir o kadar beste var daha öncesinden gelen. Ay hiçbirini de unutmuyor. Şimdi mesela bu yeni yeni şimdi soytarı Beşiktaş var ya, bunun mucidi bu değil. Evet. Tatava Cengiz, Cengiz abi yani. Kapalıyı bir hal et. Uzun ömür versin Allah. Yani, benim çocuğu Aydın Boysan hepsini biliyor, hepsini. Ama öyle büyüdük. Ya diyorum sana, kulüp 1903'te kurulmuş. İşte ben aklım erdiğinde, maça geldiğimde 70'li yıllardı. Kaybım benim yalnızca 60 sene. 50 yılında varım. Tabii ki bileceğim. Ya bileceğim ve keyfim benim o. Ama ben maç içinde seyretmeye burada Duhuliye dedikleri yerde başladım. Tel örgülerinin arkasında. Pardon, deniz tarafında kalenin tel örgülerinin arkasında. Sonra burası. Cezalıydı tribün. Ben numaralıya bin yıl sonra geldim ya. Halde senle gelip Beleştepe'den destekledik, hatırlasana. Evet. Taraftar tribün cezası aldık. Tribün cezası almıştık. Geldik kupa maçı, kar yağıyor. Maçı evet, oradan bağırdık. İkiniz için de onu söyleyebilirim. Beşiktaş için harcanmış hayatlar değil, adanmış hayatlar. Ne adanmış, adanmış ne adanmış, artış adanmış. Keyif alınmış hayatlar. Keyif alınmış. Yani Beleştepe'den maç izliyorsunuz. Bir de yani sonra gidip sete giden insanlarsınız. Yani Beleştepe'deki maç şu. Sözleşmiştik, kar yağıyor. Seyirci yasağı var, kupa maçıydı yanılmıyorsam. Geldik orada, Antep. 50 kişi falanız. Sonra gene insanlar geldi. Değişe değişe. Herkesine geçip bir kenara bakıyor. Sağının zaten bir karışını görüyorsun orada. Takıma oradan bağırdık. Oradan bağırdık gittik destek sonra. Oldu. Önemli olan desteğini verebilmek. Önemli olan duyguyu paylaşmak, yaşamak. Aklımızı açtık, bayrağımızı salladık. Beşiktaş diye bağırdık oradan. Yanınızdayız diye. Yani önemli olan oradan takıma sesimizi duyurmaktı. Duyurduk. Yalnız bırakmadık çünkü kupa maçıydı, Antep maçıydı. Güzel, güzel günlermiş. Sözünüzü bölüyorum ama bir reklam arasına gideceğim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hafta sonu derbi özel kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi ilk başta şey soracağım size. Skor tahmini almak istiyorum. Gol tahmini almak istiyorum. Kim atar, kim ne yapar? Bu statta neler yaşanır o gün? Onları sorayım. Vallahi ben sanmıyorum ki Itır skor tahmini yapsın. Yapma. Onun totem bu yani. Onun totemi var. Ben de diyorum ki 1-0 iyi skor, 3-0 çok iyi skor, 5-1 en iyisi. Gönül rahatıyla yaşa. Aydın abi geldiğinden beri sana 5-1, 5-1 diyorsunuz. Gerçekten 5-1 olur mu? Bir şey söyleyeyim mi sana? Bundan yıllar önce Süleyman Sebo'dan ama Anur için de alsın sevgili onursal başkan. Alan Walsh, Wilson'lı bir kadroyla Fenerbahçe stadı açılmış orada. Bunlar tribünden gelen sesler. Tribünden gelen sesler. Davul sesleri şey için, maç için hazırlık evet yapıyorlar. Davulcu arıyorlar. Sizi çağırıyorlar. Öyle bir
maçta Fenerbahçe stadında 1-0'dan 5-1 yaptık maçı. 1-0'dan 5-1. Evet. O olur mu? Yani olur. Wilson o da Fener'in adı, her şey mümkün. Belli olmaz. Benim içimden geçen. Benim içimden geçen. Beşiktaş yansın, yarım sıfır olsun, fark etmiyor. Artık bir tane dileğim var. Olay çıkmadan. Benim huzur de içinde bitsin. Pazartesi sabah skor ne olursa olsun gazeteler şunu yazsın ya da televizyonlar. Çok güzel bir derbiydi. Derbiye yakışır. Bir maç oldu. Tribünler de muhteşem demiş. Bu kadar. Şimdi seyirciden ben özür dilemek istiyorum bu ses için arkadaki, ama özür dilemek değil, taraftarımız cumartesi günkü derbiye hazırlanıyor. Evet. Bu daha hiçbir şey. Burada neler olacak kim bilir cumartesi yani günü. Yani şu ana kadar 40 davul geldi. Daha da gelenler var. Evet. Daha provasını yapıyorlar cumartesi gününün. Çünkü bir de bunlar arkadaşlar dağılacak. Evet. Yani kafalar açık dağılıp senkronize olacağı için. Neler neler. Taraftarı bekliyor usta. Şimdi sahip çıkacaklar geliyor. Aydın Boysan'dan topçu olur mu? Olmaz. Olmaz, ölürüm. Ölürüm yani. Şöyle ölürüm. Kazara adamını kaçırırsın. Yakalayıp öldürmem lazım onu yani. Onun için olmaz. Sonradan hani takıma gelen hepsi şimdi çok sağlam Beşiktaşlı çocuklar. Oğuzhan'ından başla işte. Gökhan İnler'in Pascal Numa'yla top toplarken resimleri vardır, bakmayın. Gökhan İnler deyip geçmeyin ya. Yani. Ama gol tahmini soruyorsan da paşa gönlümden geçen Tosic diyorum mesela. Paşa gönlümden geçen Oğuzhan diyorum. Sonrasında Talisca diyorum. Sonrasında bir Cenk bir Abubakar diyorum. Beşli hatta bir sıkıştırsam Ali'ye Ömer Şişmanoğlu diyorum. Yani diyorum da diyorum. Çünkü öyle bir takım var elimizde. Yani kim gol atsa ben şaşırmayacağım. Herkesin şaşırdığı şampiyonluk maçında Osmanlıspor'la oynarken Marseille iki tane gol attı. Kim atarsa atsın Beşiktaş atsın. Atsın. Olay çıkmasın. Bu arada şeyi de unutmadan geçmeyelim. Vaktimiz az kaldı. Hazırlığı evet. Göre. Senin çok yakın bir arkadaşın, hepimizin abisi, duayeni. Ben daha geliyordum. İnsan, iyi insan, güzel insan, Atatürkçü insan, devrimci insan. Sevgili Tarık Akan'ı da. Sevgili Tarık Akan'ı geçen hafta toprağa verdik. Ama ruhunu bazıları ölmüyor edelim. Biliyorsun. Yani o yok, ölmez. Bedenen gidiyor, gitse bile kesinlikle. Fikirleri ve düşünceleri kesinlikle ölmez. Bizim içimizde. Damat Ferit ya. Evet. Ölür mü? Da, ya hepsini geç yani. Her şeyiyle. Her insanıyla. Ve orada bir kadro kurdular ki şu an. Zeki abi dahil Fenerbahçe falan ama nur içinde yatsın. Ya o kadro. Oradaki kadro buradan iyi. Evet. Emin ol film çekse. Güzel insanlar gittiler oradan. Biz Ertem abi başlarında. O kadro film çekse 12-12,5 milyon seyirci yapar yani. Dün de daha Ertem fazla abi. Belki yani daha fazla. Ya benim dediğim tahmin. Dün de Ertem İlmez'in ölüm yıldönümüydü. Ertem abi başlarında oradaki kadro muhteşem. Muhteşem. Hepsinin nur içinde yatsınlar. Nur içinde yatsınlar. Güzel insanlar. Gerçekten güzel insanlar. Kaybettik. Ama Türkiye'ye zaten kazandırılmış bir isim. Yani Türkiye için çok önemli bir isim. Derken stadımızda evet. Müzik sesleri. Zaten biz artık gitmeyelim. Burada yaşayalım yani. Burada direkt şey. Evet, cumartesi maça. Geldi. Cumartesi. Yanından sonra maç. Evet. Sabahlamak gibi. Hafta sonu programının sonuna geldik. Ben cumartesi soğuk olur diye düşünerek sizin şöyle hediyelerinizi takdim. Cumartesi soğuk olur. Evet. Dünyanın soğuk en güzel olur. Yerinde bir de en ya. Güzel hediyeyi sizden almak. Açmayan çok muhteşem. Bakalım. Ya. Şimdi cumartesi biliyorum ki tribünde yerinizi alacaksınız. Utandırmayın. En azından sıcaklığınızı sağlayalım. Yaşasın. Utandırmayın diyorum ya. Yaşasın, daha güzel bir şey olamaz. Güle güle kullanın, uğur getirsin. Var ya. Budur işte hayat. Kış sezonunu açtık artık. Evet. Evet, kış sezonunu açtık. Hayat budur. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Sanattan çok Beşiktaş'ı konuştuk bu hafta sonu. Yani. Güzel de oldu. O da başka bir program. Ben yine beklerim. Zaten buradayız. Zaten evdeyiz. Her zaman. Çok şimdi, teşekkür ederim. Bu haftanın sanatı
Beşiktaş. Her haftanın sanatı Beşiktaş'la. Bu haftanınki tam Beşiktaş. Galatasaray derbisi. Alalım bitsin. Yeni derbi, yeni şans, yeni kurnağı numarası diyelim. Bir daha gelecek derbiyi bekleyelim. Hatta bizim için derbi önemli değil. İddia ediyorum. Langa ile maç yapsak ki. Gene. Bu tribünleri dolduracağız. Bu tribünler inleyecek. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Güzel programı hem sanat camiası hem Beşiktaş'ın iki önemli ismiyle beraberdi. Estağfurullah. Yine beklerim. Gelecek. Hafta sonu programının sonuna geldik. Tribünden sesler şimdiden yükseliyor. Bakalım cumartesi burada neler yaşanacak. Takımının yanında şampiyonluk yolunda diyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Sonu iyi bitsin. Sonu iyi bitsin.